Şu ne peki? Şu şuradaki parlak olan yıldız. O çoban yıldızı. Aslında yıldız değil tabii. Venüs gezegeni. Birazdan kaybolur. Niye kayboluyor ayol? Utangaç mı? Yok anneanne. O böyle bir güneş battığında, bir de sabaha karşı güneş doğmadan görünür. Sen bayağı kapmışsın bu işleri. Aferin. Sana daha iyi bir teleskop mu alsak ha? Yok, gerek yok. Neden? İstemez misin daha güzel bir teleskopun olsun? Bunu bana babam aldı. Bu bana yetiyor. Aman da ne çok severmiş babasını. Hediyesine bile toz kondurmazmış. Ay canım benim. Anneanne. Ha. Kıskanıyorum ama. Ne kaynatıyorsunuz siz burada 2 saattir? Ha? Patates, soğan, çoban yıldızı. Ne bulsa kaynatıyor vallahi. Babam da geldi sonunda. Nerede kaldın diye sana mesaj yazıyordum. Annem burada diye mahsus mu geç geliyorsun Allah aşkına? Ya ne alakası var Nermin? Canım sıkkındı, biraz dolaşayım dedim. Merak et. İnsan bir haber verir. Kaç oldu saat, farkında değil misin? Benim burada olup olmamamın sizin için bir önemi var mı? Ya ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum. Çocuklarla sen ilgileniyorsun. Pulsar Hanım hepinizi eğlendiriyor. Annen ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Vallahi gördüğüm kadarıyla benim üzerime düşen hiçbir şey kalmıyor. Ya Orhan, nereden çıkartıyorsun bunları? İyice kırıcı olmaya başladın ha. Ben sadece gerçeklerden bahsediyorum Nermin Hanım. Geç oldu çocuklar. Hadi artık yataklara gitme vakti geldi. Ama benim uykum yok anneanne. Olur mu hiç öyle şey? Yarın okul var yavrum. Hadi Tuğçe'cim hadi. Hadi canlarım, hadi çocuklar. Haydi, haydi. Anneanne. Efendim bir tanem. Annemle babam. Ne olmuş annenle babana? Sence boşanacaklar mı? Ne münasebet canım. Nereden uyduruyorsun sen bunları bakayım ha? Hadi bakayım yataklarınıza sallanmayın. Hadi bakalım. Hadi koş. Hadi sen de. Sen de güzel. Hadi. Koş. Biraz daha uyuyayım anneciğim ya. Anne. 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 Pulsar. Ay geç, geç kaldım. Tamam tamam, acele etme. Gene kaçmış. Öldürecek beni bu Pulsar artık. Bana bak Çağlar. Pulsar'a yataklık eden sensen, yaktım seni bak haberin olsun. Ama kızım sen de sinir küpü olmuşsun vallahi. Hadi git işine gücüne bak. Anne. Konuşma. Hadi yalla. Bak siz de merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Size söz veriyorum. O güzel kafalarınıza derslerinizi sokun, değil mi canlarım? Görüşürüz anneanneciğim. Hadi bakayım. Hadi gel. Ha, okuldan sonra doğru eve gelin. Eğlenmeyin. Tamam anneanneciğim. Hadi bakalım. Hadi.
Pulsar'ı beni evde beklemesini söyle. Olur mu anneanne? Olur, olur. Tamam. Hadi kolay gelsin sana. Ah, Nermin'cim. Pek bir dalgınsın bugün. Oysa sorunlarınız halloldu sayılır. Sevinmen lazım. Sana da merhaba Tülin. Ama hangi sorunlarımız Allah aşkına? Ekonomik sorunlarınız canım. Kocan Tahir'in elemanı oldu artık. Sırtı yere gelmez. Ay gene turnayı gözünden vurdunuz. Biz mi? Siz mi? Neyse, ben kaçayım artık. Gürbüzüm okulda beni bekliyor. Bugün onun günü olacak. Anne baba olarak bizim de onun yanında olmamız lazım, değil mi? Hadi canım, sana da iyi günler. Cazip abi. He. Bu apartmandan kesin yüklü bir bahşiş var bize. Bir saattir çalıyoruz. Kimsenin ne cama ne pencereye çıktığı var. Burada ekmek yok bize. Hadi yürü gidelim ya. Ya bir dur, bir dur. Ya sen bana güvenmiyor mu? Güvenmiyorum. Ya bir güven. Güvenmiyorum kardeşim. Ya diyorum ki bir 20'lik kesin var. Ama şu davula birazcık hızlı vur şu davula. Vur. Hah. Cazip abi bak. Ya bu ne ya? Eline davulu geçiren para istiyor. Defolun gidin. Subi, ne hissediyorsun şu anda ha? Hiçbir şey. Bu davulun tokmağını kafana yiyeceğini hissedebiliyor musun? Hissetmiyorum. Al biraz da sen çal. Ver. Şimdi Cazip Bey bir saniye. Cazip Bey. Siz deminden beri kafa şişirenler. O kadar gece sizi sahura kaldırdık efendim. Artık bahşişi hak ettik değil mi? Ben sizi hiç görmedim buralarda. Ne zaman çaldınız? Efendim biz davulcu Asım'dan sonra alt kadro olarak çıkıyoruz. Çok ortalıkta görünmeyi sevmiyoruz efendim. İşimizde anılalım yeter. Davulumuzu çalıp gideriz biz. Bizim magazinle, papaziyle hiç işimiz olmaz efendim. İyi de ben de sizi mahallede hiç görmedim. Alın işte. Pulsar da görmediyse konu kapanmıştır. Yani ona mı inanıyorsunuz bize mi efendim? Pulsar kaç yaşında? Bilmiyorum. Nerede yaşıyor? Evimizin bahçesinde kulübesi var. Neyle besleniyor? Kuru mamayla, bir de bizim verdiğimiz yemeklerle. Her dediğini yapıyor mu? Evet. Süper, nasıl eğittin peki? Zaten çok akıllı bir köpekti, eğitmeme gerek yoktu. Oo. Vallahi genel seçimlerden çok daha cucunalı bu sınıfın seçimi ya. Hadi çocuklar gelin. Buyurun buyurun hadi. Alın çocuklar bakalım. Ben de alırım. Oğlum bırak şimdi sen. Seçmen bunu yesin. Boş ver şimdi. İki dakika dur. Bak sen bir seçimi kazan. Bunların katlerlisini yersin. Yem bunları. Yem yem. Tamam mı? Yiyin yiyin çocuklar yiyin. Bunlar senin için. Sağ ol Burcu, aç değilim. Ferhat, bak. Her sabah ilk işin ne olursa olsun önce burayı süpürmek olacak. Ne demişler? Aslan yattığı yerden belli olur. Sen emredersin de ben süpürmez miyim? Baldan tatlı babaanneciğim benim. Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Bu ne aşk?
Safiye, oh. Dedim seni. Oğlum geldi Safiye teyze, elini öp. Aa, ben ihtiyar mıyım ayol, elimi öpüyorsun. Hadi neyse, hazırlattın, al bakalım. Hoş geldin Safiye teyzeciğim. Hoş bulduk Ferhat Bey evladım, hoş bulduk. Sana bir şey danışacağım. Hı. Bizim evde bir kamera var. Hı. Hayri amcandan kalma. Evet. Şimdi ben o kamerayla bir şey oynatmak istiyorum. Hani şöyle beyaz perdeler var ya hani, sinema gibi hani. Anladım. Ha şimdi orada böyle fotoğraf gözüksün yani. Bir şeyler oynatmak istiyorum. Anladım. Olur mu? Yapabilir misin bunu? Olur herhalde. Ama kamerayı bir görmem lazım. Olur ya. Olmaz mı? Benim aslanımın elinden ne kurtulmuş ki o kurtulsun. Aferin sana. Evet beyler, ücretleri alayım. Evet arkadaşlar. Acıkan, çerez isteyen, yolculuk boyu bir şeyler atıştırmak isteyen, hemen bana işaret etsin yeter. Ürünlerimiz taze ve lezizdir. Mecit, tamam mıyız? Okeydir Orhan abicim, full. Bunlar kim ya? Halk arasında ördek dediğimiz durak yolcuları abi. Bu ördekler niye ayakta duruyor Mecit? Sen merak etme abicim, ben onları öğrettim. Bir trafik çevirmesi olursa ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlar. Orhan abimize bir kuble gösterelim mi? Çök 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 çök. İleride çevirme var. Nasıl abi? Zımba gibi değil mi veletler? Anında kaptılar işi. Mecit sen çıldırdın mı? Kadıköy Kartal arasında minibüs mü işletiyoruz biz ya? Bu servisin öğrencileri belli zaten. İndir şu çocukları, hadi. Evet, son durak. İniyorsunuz beyler. Çok saçma ama ya. Niye mi? Ay ne böyle yazıcı? Kim sana 12 oy verir ki? Hala inanamıyorum. Kesin bir yanlışlık var. Yanlışlık olduğu yok, doğru. E tabii bir oy da senin. Yo, ben oyumu Gürbüz'e verdim. İnsan kendine oy vermez değil mi? Çağlar sen şimdi oyunu gidip Gürbüz'e mi verdin? Gürbüz'e. Ay salak olduğunu biliyordum da bu kadarı. Aa. Gel. Bak şimdi Safiye teyze. Hı. Önce bu ortadaki tuşa basıyorsun. Tamam mı? Bu Hı. görüntüyü perdeye veriyor. Hı. Sonra DVD'yi çalıştırmak için şu gördüğün play tuşuna basıyorsun. Anneanne. Play. Buraya. Play'e basıyorum. Aynen bu. İşte bu. Ne oluyor anneanne? Pırpır abi bu ne? Projektör gibi bir şey olacak değil mi? Ay Allah'ım ya, bir şey de bilme. Çok bilmiş. Rezil olmayacağız değil mi? Yok, rezil olmayız. Ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun. Sizin de yemekle işiniz bitti mi çocuklar? Ellerinizi yıkayın. Doğru ödevlerinizin başına. Sen bugün çok yoruldun. Biz toplarız anne. Bakma öyle melül melül. Hadi masa örtüsü silkelemek sana kaldı. Hadi bakalım, herkes iş başına. Operasyon Barış başlıyor, hadi. Nasıl geldik buralara? Nereden nereye? Ah. Ne o Pulsar? Sevgilinden mektup mu geldi? Yoksa benimkinden mi?
hızlı okuma kursları açılmış. Bir git görüş istersen. Orhan. Efendim anneciğim. Buyurun. Biliyorsun, arada atışsak da seni severim. Hı hı. Ben o gün istemeyerek Nermin'le olan konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Hangi konuşmamız anne? Orhancığım, benim çocuklara hediye almam seni üzmesin. Kendini kötü hissetme. Sen Karun kadar zengin olsan da ben bu hediyeleri alacağım. Ben bunları torunlarımı sevindirmek için yapıyorum. Bu sadece anneanne sevgisi. Anladın mı evladım? Biliyorum anneciğim, biliyorum. Ben galiba hassasım biraz bu aralar. Neyse, çok sevindi zaten keratalar. Kerataları bırak şimdi. Nermin seni bahçede bekliyor. Benden duymuş olma. Orada. Beni çağırır mısın? Artık elçi aracılığıyla mı konuşur olduk? Ne oldu? Ne mi oldu? Kim kimi çağırmış? Hem beni çağırıp hem ne mi oldu diyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Allah Allah. Ben mi ne yapmaya çalışıyorum Nermin? Peki bu ne Orhan? Ya ne bileyim ben ne? Ya tüm bunlar ne demek oluyor? Pulsar. Hadi şimdi. Ne yapıyorsun Orhan? Bir dakika aşkım, şunu bir ayarlayayım. Tamam. Kötü bir şey değil ya. Aşkım. Söylesem ama bunu deli olduğumu düşünüyorum. Sana o zaman söylesem deli olduğumu düşünüyorum. Sanırım artık vakti geldi. Eğer yanımda olur ve iyisiyle kötüsüyle hayatı benimle paylaşırsan, her şey çok daha güzel olacak. Çok daha güzel olacak Nermin. Benimle evlenir misin? Ben Orhan, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak dediğin şey ileride çocuklarımız için benim üzdüğüne şahit olmasınlar. Evet, evet. Operasyon bitmiştir. Operasyon ya. Bitmiştir. Hayatta her zaman iyiliklerle karşılaşmayacaksın kızım. Kötülük her adımda peşinde olacak. Çünkü sen gerçek bir hazinesin. Sen gerçek bir hazinesin. Gerçek bir hazinesin. Gerçek bir hazinesin. Gerçek bir hazinesin. Pulsar, Pulsar. Hadi onları yalnız bırak. Şu anda kesin bir şey söylemem mümkün değil efendim.
Ama sanırım köpeği bulduk. Evet efendim. Şimdilik sadece izlemeye alıyoruz. Emredersiniz efendim. Gidelim. Müzik.